Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani bu anı o kadar uzun zamandır bekliyorum ki heyecanlı olduğumu hatırlamıyorum uzun zaman. Topluluk önünde de konuştum ama bu yani hakikaten özellikle sizle birebir kayıtta olduğumuz şeyi hatırlamıyorum ben. O yüzden çok mutluyum. Katıldığınız için de teşekkür ederim. Ben teşekkür Bir de ederim yani davetin için. tam bu şeyin denk gelmesi yapalım dedikten sonra sizin kitabın da gelmesi ve kitabın üstüne bunun gelmesi iyi oldu. Çünkü kitabı okuma şansım oldu. Hocamın imzasıyla tabii ki imza şeyini şöyle göstereyim. Havamı atayım. Hocam notlarımı aldım şöyle ama Rica burada. ederim. Ama kitap zaten muazzam. Sizin programınızı da takip ediyoruz Mekan ve İnsan. Çok güzel bir programınız var. Uzayabildiği kadar uzamasını diliyorum. Başarınızın devamını diliyorum. Siz bu kitapta Teşekkür ederim. makalelere bakıyorsunuz. Sonra o makalelerin sahibi olan kişilerle görüşüyorsunuz. Şimdi ben de bu sefer sizin Doğru. makalenizden biraz yola çıkalım istiyorum. Özellikle Sulu Kule makaleniz. Makalenizden biraz bahseder misiniz? Da senin bu en sevdiğin makalem benim belki de en eski makalelerimden bir tanesi. Dolayısıyla ben de aslında o makaleyi yazdıktan sonra evrildim ama o makalenin üzerinden ve o Melis üzerinden konuşmaya çalışacağım. Benim yüksek lisans tezim Çingene mahallelerinin dönüşümü üzerineydi. Tam 2007'de yazdım. 2006-2007'de çalıştım ve o seneler zaten tam da bu kentsel dönüşüm projeleri üzerinden ciddi tartışmaların döndüğü ve örgütlenmelerin gerçekleşmeye başladığı senelerdi. Çünkü yeni bir yasa geçmişti. Korunması gereken kültürel ya da taşınmaz varlıkların korunarak dönüştürülmesine dair. Daha sonra sevgili Evren ile başka bir arkadaşım vesilesiyle, Şule Yaylacı vesilesiyle tanıştım. Siyaset bilimci aslında Evren. Şimdi Katar'da profesör ve onun ilgisini çekti bu konu. Ben yüksek lisansımı bitirdikten sonra ikimizin bilgi birikimini ve deneyimlerini birleştirerek yazdık. Dolayısıyla aslında neoliberal kentleşme politikaları bir kamu yönetimi ve siyaset bilimcisi olarak o baktı. Ben de daha çok saha ve vaka üzerine bilgi birikimimi yansıtmaya çalıştım. Makalenin aslında dolayısıyla güçlü yanı interdisipliner olması diyebilirim. Ben makaleye baktığımda hem neoliberal izlerin irdelenmesini çok rahat gördüğüm gibi oradaki gözlemlerin de çok iyi olduğunu gördüm. O yüzden aslında benim favorim. Çünkü neoliberal açıdan belki çok kişi yaklaşabiliyor ama bu kadar örnekle iyi birleşen bir irdelemeyi çok uzun zamandır görmemiştim. Ben bayağıdır takip ediyorum. Ben alıntı yapacağım şimdi. Hani özellikle de kiracı iseler o Sulukule'de yaşayan, o ortamda yaşayanlar. Sulukule'de yetkililer her halükarda istenmeyen kişi ilan edilen Çingileri konmaktan tereddüt etmemişlerdir. Bu makalenin amacı bu tür kentsel projelerin amacının daha büyük parantez içinde neoliberal işlemlerin önünü açmak olduğu ortaya koymaktadır diyorsunuz. Kültürel olarak yer eden bir şeyin korumalı mıyız yani her türlü ve çünkü Çingene mahallelerinin girilmesi tehlikeli yerler olarak da yer alıyorlar ve bu tür projelerin bir diğer amacı da şehri daha güvenli hale getirmek olabilir mi? Aslında bu güzel bir soru ve şeytanın avukatlığını yapan da bir soru. Ama zaten aslında neoliberal politikalarla bize, kentliye, vatandaşa tam da aslında sunulan şey de bu. Şöyle ki senin benim gibi beyaz yakalı, orta gelir sınıfına mensup gruplara tam da bu şekilde neoliberal kentleşme politikaları ve projeler dayatılıyor. Bu ne demek? Diyor ki size, ya sen Sulu Kule'ye girebiliyor musun ki ya da tarla başına girebiliyor musun ki oralar kentin tehlikeli bölgeleri. Dolayısıyla kangren olan bir bölgeyi biz aslında ameliyat ediyoruz. Bu bir kisve aslında. Bu bir bizim hani makalenin başlığında da olan aslında bunun örtüsü. Projeyi meşru kılma yöntemi. Fakat sorduğun sorunun içerisindeki şu detay da önemli. Her şeyi korumalı mıyız? Kültüre ait olan her şeyi korumalı mıyız? Evet, korumalıyız. Eğer söz konusu olan kültür o kentin önemli bir parçasıysa tabii ki korumalıyız. Neden? Çünkü Sulu Kule Osmanlı zamanında kurulmuş bir bölge. Surların hemen kenarında ve dışında olması tesadüfi değil. Aslında Çingeneler gittikleri, içinde bulundukları her topluma olabildiğince uyum sağlayan, çünkü Çingeneler sadece Türkiye'de yok. Çingeneler göçebe bir topluluk ve dünyanın her yerinde Çingeneler var. Çingeneler gittikleri topluma uyum sağlayan ve genellikle de göçebe oldukları için
ve kendi kültürleri gereği zaten uzun erimli değil de daha kısa erimli günlük şeylere daha önem verdikleri için hep eğlenceyle de ilişkili görülmüşler. Çalgı, çengi, işte şarkı, dans vesaireyle ilişkili görülmüşler ve Osmanlı zamanında da aslında saray ve üst sınıf mensubun eğlencesi için birinci derecede akla gelen gruplar çingeneler olmuşlar. O yüzden ki kentin hemen sınırına, yani eğlence önemli bir şey hepimiz için olduğu gibi ama kentin içine değil, yani içinde olması için yeterli mertebede görülmemişler ama kentin çok uzağına da gidip gönderilememişler çünkü aslında sarayla çok ciddi bir ilişkileri var. Şimdi ta o zamandan başlayan bir yerleşim, korunamamış olması, içine girilemez hale gelmiş olması, köhnemiş olması bu insanların suçu değil, bu kültürün de suçu değil. Tam da bu noktada hatayı ve suçu ya da suç demeyeyim buna da yapılamamış eksikliklerin, yerel ve merkezi yönetimlerin eksik kaldığı noktaları bir şekilde faturasını zaten mağdur olanlara çıkartmak ve bununla birlikte hem o yerin kültürünü ve tarihini ve belleğini hem de bir topluluğun kültürünü ve belleğini hiçe saymak bence çok ciddi bir problem. Çünkü biliyoruz ki insanlar kendi küçük topluluklarının içerisinde daha kuvvetliler. Parçalandıklarında kuvvetleri, kültürleri de dağılmaya başlıyor. Nitekim Sulukule'de olan da bu oldu. Yani biz bu makaleyi 2008'de mi yazdık, 2009'da mı yazdık? Üstünden geçti 14-15 sene. Bugün gördüğümüz kadarıyla Sulukule Sulukuleliğini yitirdi. 2010'larda doğmuş birisi için Sulukule diye bir şey yok. Sulukule'yi bilmeyecek. Sulukule'nin ne demek olduğunu bilmeyecek. Kaybedildi. Dolayısıyla o kent belleğinde de, toplumun belleğinde de artık yeri olmayan bir şey. Biz vakti zamanında konuştuk, ettik, tartıştık. Bizimle birlikte ölecek. Özellikle makalenizde ikinciden de alıntılar yapıyorsunuz. İkinciye göre bu değişimin ilk sonucu planlama mekanizmasının gevşetilmesi olmuştur. Bu gevşetme önlemleri piyasa mekanizmasını teşvik etmek amacıyla özel yasalar yoluyla neoliberal uygulamaların hayata geçirilmesi için uygun bir ortam yaratmıştır. Avrupa'da da neoliberal ekonomiden payını alıyor. Fakat bundan nasıl korunuyor Avrupa? Bu özellikle kültürleri spesifik olarak koruma açısından ve şehirleşme açısından. Ya bence Avrupa'yı bu kadar büyük bir hani kıta olarak ele almayalım. Hangi Avrupa'dan bahsettiğimize göre de bence değişiyor mesele. Alman kentlerinden bahsediyorsak, Hollanda kentlerinden bahsediyorsak, Belçika kentlerinden bahsediyorsak, daha doğrusu aslında Kuzey Avrupa'dan bahsediyorsak, koruma kültürü daha yüksek olan, gayrimenkul piyasasının elbette kuvvetli olduğu ama aynı zamanda korumaya dair çok ciddi bir bilincin olduğu ülkelerden bahsediyoruz. Ama Güney Avrupa'ya ya da Doğu Avrupa'ya doğru geldiğimiz zaman aslında Türkiye'den çok farklı bir durum görmüyoruz. Doğu Avrupa'nın önemli farkı tabii hani bir sosyalist sistemden gelmiş oldukları için o çöküntüden sonra 10-15-20 senede bir neoliberalleşmeyle karşılaşmış olmaları onların tarihini bizden bir 20 sene daha sadece yeni kılıyor. Aslında biz de 80'ler sonrası bu şeyi yaşamaya başladığımız için aramızdaki en önemli farklardan bir tanesi o. Aslında kapitalizmin yerleşmeye başladığı tarihler itibariyle ve bunun aslında kent üzerindeki şekillenmeye ne zaman etki ettiğinin tarihini biz okuyoruz. Türkiye'de bunun şeysi 40 küsur sene, Doğu Avrupa'da 20 sene ama Batı ve Kuzey'e doğru çıktığımız zaman Avrupa'da 18-19. Yüzyıldan itibaren başlıyor. Tam da fark zaten buradan kaynaklanıyor. Onlar da kentlerini yıkıp baştan yaptılar aslında. Sadece onların tarihi daha eski. Dolayısıyla korunmuş olan şeylerin de tarihi daha eski. Evet. Bizimkisi biraz daha farklı. O yüzden baktığımız zaman hani gördüğümüz şeylerin arasındaki en önemli fark bu. İkincisi tabii küreselleşme iletişim teknolojilerinin ve ulaşım teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde ivme kazanmasıyla sanayi devriminden sonraki hızıyla ilerlemiyor. Şimdi bugün hakikaten her gün daha önce görülmeyen bir ivmeyle hızlanmaya devam ediyor. Dolayısıyla da bu küreselleşme yarışında küreselleşme ve kapitalist sistemlere daha sonra dahil olmuş olan ülkeler, kentler hep dezavantajlı. Çünkü yetişmek için çaba harcarken olmayan bir altyapının üzerine kuruluyorlar. Kentler de öyle. Olmayan altyapıların üzerinde üst yapılar görüyoruz. O yüzden biz hala her tarafımız inşaat. Çünkü altyapımız yok ama artık altyapıya ihtiyacımız hakikaten var.
O yüzden sürekli metro inşa ediliyor ama işte kıyasladığın zaman işte bir Londra'nın altyapısı, efendime söyleyeyim bir Tokyo, yani bu kentlerin bu kapitalizmle tanışması ve neoliberal kentleşmeye başlaması eski çünkü. Bizim değil. O yüzden bizim ilk metromuz 2000'lerde yapıldı. Çok normal. Çok normal yani. Hani finiküler ve onun tarihini saymayacağım. Hani o çok böyle nostaljik konuşulması Tramvaya çok giriyor sevilen bir şey. aslında o. Yani onu yap, onu oraya girmeyeceğim. Onu da zaten sanki biz yapmışız gibi. Zaten biz yapmamışız. Hani onun üzerinden hani, aa işte İstanbul'un da aslında var raylı sistemi, tramvay, İstiklal. Oralara Biz girmeyelim. yeni öğreniyoruz fakat yani bu raylı O sistem. başka bir şey. Evet, o başka bir şey. Bizim gerçekten ulaşımı, kentsel ulaşımı öğrenmeye başlamamız 2000'ler demektir bu. Neden? Çünkü daha önce kentsel bir nüfus değiliz biz, kırsalız. Ama 20 senede de bir anda kırsal bir nüfus olduğumuzu unuttuk. Çok kentsel bir hale geldik. O yüzden şimdi yaşadığımız krizlerin hepsi çok doğal bir yandan da. Ben konuyu saptırıyorum galiba. Yani aslında biraz daha şeye gitmek istiyordum ben. Adnan Menderes dönemine falan da orada çok uzayacaktık. Ben kendi çenemi de tanıdığım için oralara hiç girmeden şey yapalım. Başka bir zaman. Aynen öyle. İstanbul'da şehir planlama çalışmaları hakkında yani genel düşüncenizi daha demin belirttiniz zaten önceki bölümde. Ki yani bu çalışmalar 2000'lerden sonra yapıldı da bunun önemli zorlukları neydi? Bunları nasıl aşabiliriz? Mesela şu anki günümüzde metro var. Hepsi bir yerden metro fırlatıyor üstümüze. Hepsi de çok tamamlanmamış oluyorlar ama en azından metroyu ben çok seviyorum açıkçası. Çünkü yani Ben de. trafikten çok kurtarıyor bizi ve şehrin üst kısmının arabalara ait olduğunu düşünürsek bizler için Alt kısmı bizim. aynen alt kısmını bize attıkları için de çok müteşekkirim. En azından bir yer ayırttılar yani. Sizin bu açıdan görüşlerinizi almak isterim şehir planlamacısı Vallahi olarak. şimdi sen böyle söylediğin zaman 1927 Langın Metropolis filmi aklıma Metropolis, evet. geldi ve hani sanayi çalışanlarının yerin altında ama esas kentin sermayedarlarının kentin üstünde olduğu bir sistemden aslında dem vuruyordu. Gözümde o canlandı. Hani biz kentin altında metro kullanan giller ve işte 9-6 çalışan giller ve kentin üstünde arabayla hareket edenler. Neyse. Belki dinleyen ya da izleyenlerin ilgisini çeker, seyrederler. Soruna geleyim. Bizim İki tane çok önemli problemimiz var. Kentlerimizin, yani İstanbul'un kurtarılması için İstanbul'un yönetim sistemiyle ilgili çok ciddi farklılaşmaların yapılması gerekiyor. Bir, bizim merkezi ve yerel yönetim arasındaki kutuplaşmanın ve zıtlaşmanın bir kere kesinlikle ve kesinlikle İstanbul'a hiçbir yararı yok. Çok ciddi zararları var. İki, bu kutuplaşma ve Türkiye'nin hani siyasi olarak aslında 4-5 senelik dönemlerde sürekli iktidar değişikliklerine imkan veren politik atmosferi diyeyim. Politikacıları 4-5 sene içerisinde projelerin bitip sonuçlarının görülebileceği projeler yapmaya itiyor. Dolayısıyla hep kısa erimli. Ben bunlar örneğiyle birlikte metrobüs projesi diyorum. Hızlı yapılabilmesi gerekiyor. Sonucunun alınması gerekiyor ki bir sonraki dönem bu oya dönüşebilsin. Çünkü bitmemiş projeler sadece insanların işte inşaat sahalarının içerisinde, çamurların içerisinde vakit geçirdiği bir iktidar dönemi hiçbir ne yerel yönetimler ne de merkezi yönetimler tarafından tercih edilen bir şey değil. O inşaat bir an önce bitmeli, çalışmalı sistem ve onun getirdiği oyu bir sonraki seçim döneminde kazanabilmeli. Dolayısıyla baktığın zaman 18 milyonluk bir şehirden bahsediyorsak, gerçek rakamlarını bilemediğimiz bir şehirden bahsediyorum. 4-5 senelik projelerle bu şehri kurtaramayız artık. Çünkü orayı çoktan geçti. Biz kente hiçbir şekilde kontrollü ve planlı bir şekilde ilerletemedik, ilerlemedi. Çünkü işte küreselleşme yarışında doğrudan yabancı yatırımların bir şekilde kendine Trump Towers gibi yerler bulabildiği, bir yandan aslında Orta Doğu'nun pek çok sermayedarının işte hani headquarter'ını açtığı bir İstanbul'dan da bahsediyoruz. Yani İstanbul aynı zamanda hakikaten jeopolitik olarak o noktada çok önemli. Çünkü Doğu'da çalışan pek çok hani kurumsal sistemin de merkezi İstanbul'da. İstanbul aynı zamanda işte finans merkezi vesaire vesaire. Bütün bunlar bir araya geldiğinde bu şehri öyle 3-4 senelik projelerle kurtaramayacağımız bir noktadayız.
Ama dediğim sebeplerden ötürü bir, bu hani 4-5 senelik süreçler içerisinde proje üretip sonucunu almaya çalışmak gibi hep kısa erimli bakılması ve merkezi ve yerel yönetimler arasındaki kutuplaşma ve zıtlık ve tabii yetki paylaşımları çok ciddi bir problem bu kentin kurtarılması için. Ben artık kurtarılmak diyorum çünkü o noktadayız. Bu kent kurtarıldı. Daha iyiye gidebileceğimiz bir şeyimiz kalmadı. Özellikle kalabalık konusunda ondan sonraki 2013 döneminde daha sonrasında işte mültecilerin de gelmesiyle bu orantısız göç mü diyeyim artık. Onunla birlikte İstanbul'un nüfusu hakikaten çok arttı. Ama yani biz bunu sadece buna bağlamamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü diğer şehirlerden aslında aşırı derecede göç geliyor. Ve İstanbul öyle bir ortama geldi ki hala öyle aslında. Paris'te mesela ortadan başlarsınız ve dışarıya doğru gittikçe o sosyoekonomik seviye azalır, seviyeleri gittikçe düşer ve en sona zaten işte Çingenelerin düştüğü bir Paris var. Burada da aynı ilk başta Beşiktaş sahil kesmemiz var. Yavaş yavaş uzaklaşıyorlar yani çalışan sınıfı giderek dışarı atılıyor. İlk başta işte çalışan sınıfı Eyüp'te otururken yani aslında Eyüp değil de işte Zeytinburnu tarafına geçerken şimdi artık Beylikdüzü'ne atıldılar. Belki Ataşehir örneği biraz daha farklı işliyor burada, o ayrı konu. Ama mesela biz burada hep şehir yönetimini de suçluyoruz. Tabii ki suçlular, o ayrı konu. Ama ben sadece onların suç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu halkın göç etmesiyle birlikte kentin insanı olan yeni bireyler kenti de kötü hale dönüştürmeye başlıyorlar. Ben mesela kaldırımlar makalesi var kitapta. Sayfa 270'te, merak edenler okuyabilir. Şimdi spoiler vermeyelim ama çok güzel bir makale. Bu kaldırımların dar olması ve yol vermeme nezaketsizliği insanın psikolojisine de aşırı derecede bir şeye sebep oluyor. O dar olması ve bizim bu şehirde yaşadığımız trafikten dolayı işte agresifliğin de sürekli artmasının sebebiyle yani ben bizim Beykent kaldırımının örneğini vereyim mesela. Beykent kaldırımında yürürken dar bir kaldırım. İki, yani karşılıklı gelen böyle çekiş ve omzunu çekmek zorunda. Yani hiçbir şey yok. Kaldırım zaten bozuk. Ve kimse birbirine şu hani şu hareketi hani açı verip yürüme hareketin nezaketliliğini yapmıyor. Ve böyle özellikle ya ben bunun nedenini anlamadım. Bu arada yani bütün arkadaşlarıma da sordum çok merak ettiğim için. Özellikle mesela kadınlar hiç omuzunu hareket ettirmek istemiyor. Yani sen git başka yoldan. Hani burası benim yolum. Böyle iki kişi yürümekten hani iki kişi yürüyünce de hani ikinci kişi arkaya geçer, yan yana geçersiniz falan. O yok zaten de. Kadınlar da direkt böyle ben arabanın aynasına yapışacak hale geliyorum. Nezaketsizlik var. Erkeklerde de çok agresiflik var. Sen eğer omzunu çekmezsen çarpıştın ve bakışma onun işte akselerasyonu ve Kurtlar kavga. Vadisi. Aynen öyle. Yani bu durumu yaratan şey minicik bir kaldırım ve işte daha sonrasında bu kaldırımsızlıklardan da geçtim. Yaya geçidinin işlevsizliği bizim ülkemizde. Çözüm yok. Şeyi de merak ediyorum. Bu yaya geçidini koyuyoruz biz diğer medeni ülkeler gibi. Ama biz ya da yaya geçidini yaya geçidi olarak kullandığımızı düşünmüyorum hiç. Ben yaya geçidinde yol verildiğini çok az görüyorum. Bizdeki bunun sebebi sizce çözüm denetim mi yoksa yani ceza mı ya da başka nasıl bir şekilde çözebiliriz? Hiçbiri değil. Hiçbiri değil, değil mi? Nasıl Hiçbiri çözeceğiz hocam bunu peki? değil. Ya şöyle bir şey var. Aslında kentleşme teorilerinin çok başlangıcında olan bir şey bu. Kentli insan kırsal nüfustan şöyle farklıdır. Birbirinin yabancısıdır. Değil mi? Biz kırsal nüfusta neyi biliyoruz? Tüm köylünün birbirini tanıdığı, hatta evliliklerin bile zaten bu küçük gruplar içerisinde gerçekleştiği, yakın akrabalık sistemlerinin olduğu, genellikle geniş aile şeklinde yaşanılan, bu Türkiye'ye özgü bir durum değil bu arada. Kırsal nüfuslara özgü bir şey. Küçük gruplar ve birbirleriyle olan ilişkilerinde işte birisi ekmek yapar, birisi çay toplar, genel olarak birlikte imece usulü işte köyün suyu getirilir, işte birisinin evi yapılacaksa birlikte yapılır. Hakikaten o küçük sistemin içerisinde herkesin bir görevi vardır ve herkes o görevi yerine getirir mi? Yani hani her görevden sorumlu birisi vardır. Kentte hem uzmanlaşılan iş bölümleri sebebiyle hem de artık birbirinden çok yabancı olan insanların bir arada yaşaması sebebiyle kentleşme aynı zamanda yabancılaşmayı beraberinde getiriyor. Yani artık şu an en basit hani kendi köyümüz, kendi apartmanımız mesela.
apartmanın içerisinde kimin nerede ne yaptığını, işte kimin nerede çalıştığını, apartmanındaki komşularının yüzünü, ismini bilmeyen çoğuz, değil mi? Buradan da çıkıyorsun ve sen metrobüse biniyorsun hiç tanımadığın insanlarla. Şimdi tam da bu noktada bu yabancılaşmanın psikolojik olarak önemli bir etkisi bencilleşme. Çünkü en nihayetinde hepimiz memeli hayvanlarız ve dolayısıyla önemli dürtülerimizden bir tanesi rekabet. Zaten kapitalist sistemin de bize sunduğu şey de o. Bütün bunlar bir araya geldiğinde bir de zaten kurallara uyulmamasının kural olduğu bir toplumda yaşıyorsan, yani burası Almanya değil en nihayetinde. Bu bence Türkiye'ye de çok özgü değil. Çok doğu kültürüne, Orta Doğu kültürüne özgü bir durum. Kurala uymamanın kural olduğu bir sistemde yaşıyorsan, kurala uymak enayilik olmaya başlıyor. Tam da bu noktada emniyet şeridinden gitmeyenler enayi. Metrobüse binerken birisine omuz atmamak salaklık. Çünkü o zaman sen geride kalıyorsun ve binemiyorsun. Yani kimse sana sen kibar davranıyorsun diye kapılarını açıp "Aa, ne kadar da hoş siz, ne kadar kibar ve centilmen bir insansınız" demediği bir sistemdeyiz. Dolayısıyla insanlar artık diğerlerine karşı, diğerleri dediği senin üniversitede aslında arkadaşın. Tanışık olmanıza gerek yok arkadaşın olması için. Aynı üniversitenin mensubusunuz. Yeterli olmamaya başlıyor. Çünkü o kadar fazla kümeye mensupsun ki bir yandan da o kadar fazla alt kümeye mensupsun ki işte Eyüp'te oturuyorsun. Eyüp sakinleriyle de bir noktada aslında bir kümedesin. Beykent'te okuyorsun. Beykent öğrencileri ve işte Beykent mensuplarıyla bir kümedesin. İşte senin ilgi duyduğun alanlarla ilgili olarak belirli kümelerdesin. Kümeler küçüldükçe sistem birbirini tutmaya başlıyor. Kümeler büyüdükçe sistem birbirinden dağılmaya başlıyor. Aslında bu tam da kentleşme teorilerinden çıkan bir şey. Ama en nihayetinde hep psikolojik seviyede mesele. Ha, bu noktada kuralsızlığın kural olduğu bir kültürde yaşıyor olmamız bütün bunları kolaylaştırıyor tabii ki. Kaldırım meselesinde de, özel olarak kaldırım meselesine gelecek olursak, kentlerimizin gecekondulaşma sürecinden sonra çok hızlı bir şekilde kentleşmeye çalışmasının problemi bu. Çünkü bizim yollarımızın biçimlerine dikkat edecek olursanız zaten göreceksiniz. İşte Ataşehir gibi ya da işte Bahçeşehir gibi sonradan yapılan ve planlı yapılan uydu kentlerin dışındaki kentin genel şimdi merkezinde kalmış alanlarının pek çoğu, işte bizim Beykent Üniversitesi dediğimiz zaman, bu arada dinleyici ve izleyiciler yanılmasın, Ayazağa'daki kampüsten bahsediyoruz şu anda. Aslında buralar gecekondu alanları. Gecekondu alanı olarak gelişmişler. Kente göç etmiş nüfusların kentteki sanayi ve çalışma alanlarına yakın, ama bir yandan da hani kentsel gelişmenin henüz gerçekleşmediği, dolayısıyla arsa ve arazi işgal edebilecekleri yerler olduğu için buralar seçilmiş. Ama bugün kent merkezinin içinde kaldığı için bu alanlar bir yandan da Ağaoğlu geliyor, kentleşmeye başlıyor, ya da Beykent Üniversitesi ya da işte Koton gibi şu an Türkiye'de çok ciddi ekonomik bir üretim yapan sistemlerin kendilerine yer edindiği bir alan haline gelmeye başlıyor. Bu alanın kaldırımının ya da yolunun senin üniversite ihtiyacını ya da işte kurumsal bir şirketin ihtiyacını, otopark ihtiyacını ya da işte Ağaoğlu'nun içinde yaşayan insanların market, alışveriş, işte kuaför, terzi gibi ihtiyaçlarını karşılamayacağı çok aşikar. Biz hep sistemlerin üstüne Lego gibi düşün. Aslında altyapısı olmayan bir şeyin üstüne sürekli parça yapıştırıyorsun. Tutuyor, evet, o parçalar birbirine bir şekilde. Ama sistem saçma sapan bir sisteme dönüşüyor. Biz de zaten bunu yaşıyoruz. Bir yandan mesela hala bizim yolun, ana üniversitenin önünden geçen Hadımkor yolunun çarşamba günleri pazar olmasının sebebi aslında oradaki gecekondunun, yerleşik nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması. Ama ne o yolun üstündekiler ne biz, değil mi? Muhtemelen oradan alışveriş bile yapmıyoruz. Sadece işkence çekiyoruz her çarşamba. Hatta üniversite sırf bu yüzden sanırım çarşamba günleri online dersleri toparlıyor ve hani Evet. üniversiteye gitmeyelim de hani orada daha da o keşmekeşin içinde kalmayalım. Böyle bu yani hani. O kaldırımları daha fazla genişletemezsin. Çünkü o kaldırımı genişletirsen o yol artık bütün o nüfusu, bütün o araçları taşıyamayacak bir yol zaten hali hazırda. İki araba zaten yan yana zor geçiyor. Otopark zaten yok. Ne yapacaksın? O zaman yayadan vazgeçeceksin. Sistem böyle çalışıyor. Bunu meşru kılmak için söylemiyorum ama sistemin mantığı bu. Fakat
Bu senaryolarda her zaman vazgeçilenin yayı olması biraz düşündürücü. Şehir örneğinde de mesela Ataşehir örneğini verdiniz, o planlı yapılan kısımlar işte, veya belki Beylikdüzü de girer. Burada mesela planlanırken hani işte sosyal ve ekonomik adalet, çevre dostu yapılar, işte trafik akışı gibi şeyler düşünülüyor diye düşünüyorum. Ama yani burada hani kitapta da bir örneğimiz var. Hani yeşil alanların yaratılması ve işte o yeşilin pazarlanışını ekonomi içerisinde. Şimdi peki burada ben şu soruyu soruyorum. Öncelik gerçekten halk mı diye bir soru soruyorum. Ve hiçbir zaman yanıtının halk olduğunu göremedim. Yani sizin bu konu hakkındaki görüşlerinizi veya işte halka uygun olarak nasıl bir adaptasyon, nasıl bir yaklaşım gerçekleştirebiliriz bu konuda? Kapitalist hiçbir sistemde öncelik halk olmaz. Öncelik para olur. Parayı kazandıracak olan şeyin halk olduğu gün halkın üzerine oynanır. Ama şu an hala inşaat sektörü ve ulaşım sistemleri para kazandırıyor. Dolayısıyla biz hala bunun üzerine yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla tabii ki yaya bunun bir parçası değil. Çünkü daha fazla araç kullanılmasını teşvik etmek, daha fazla yol döşemek, daha fazla inşaat yapılması şu an para kazandıran şey olduğu için böyle. Hakeza Ataşehir ya da işte Bahçeşehir, Nemze Beylikdüzü de belki, Sparta Kule gibi yerleşimler aslında farkındaysan araç sahibi insanlar için yapılıyor. Yani yine orta üst gelir grubunun kent merkezindeki o keşmekeşten, kaostan kurtulup işte çocuklarını senin de söylediğin o yeşil pazarlama mantalitesiyle işte oynatabilecekleri parklarının olduğu vesaire ya da kapalı güvenlik listelerin olduğu. Çünkü kent merkezinin içerisindeki her olumsuzluk gayrimenkul geliştiricileri için kentin dışında bir alternatif sunulacak yeni reklam aracına dönüşmeye başlıyor. Çünkü sen kent merkezinde kendini güvensiz hissediyorsan o zaman sana diyor ki tamam ben sana kent merkezine arabayla 10 dakikada, o arabayla hiçbir zaman 10 dakika olmuyor tabii ki çünkü trafik var ama olmasa 10 dakika mesafede, doğru. Hani 100 kilometre bölü saat hızla duraksız gidebilsen muhakkak ama en nihayetinde sana aslında kent merkezinin sunamadığı şeyleri pazarlıyor. Pazarlarken gene araç sahibine pazarlıyor, yayaya pazarlamıyor. O yüzden de aslında kentlerin sana, bana, bize reklamını yaptığı o yeşil, işte doğa dostu vesaire. Kentin dışına gitmek doğa dostu olabilir mi ya? Yani hani zaten şeye mantığa aykırı. Sen zaten oradaki var olan doğanın üzerine, belki bir meranın üzerine, belki bir işte su havzasının üzerine ya da kentin alanını daha da genişleterek, betonlaşmış alanını daha da yayarak bir sistem kurarken bu daha çevreci olabilir mi? Zaten hani istediğin kadar binayı çevreci yap. Sen oradaki doğayı, orada yaşayan işte ne bileyim susamurunun rotasını ya da yaşam alanını zaten yok ediyorsun. Bitti. Dolayısıyla kentleşmenin hiçbir şekilde doğa dostu olmasına imkan yok. Ben şey plancısıyım. Kentleşme doğa dostu değildir. Kentlere ihtiyacımız var ama sınırını ve limitini iyi bilmemiz gerekiyor. Yani insan zaten doğa dostu bir varlık değil. Hani oradan başlayacak olursak biz doğa dostu, biz var olduğumuz müddetçe doğaya tahribat. Bu da bizim doğamız. Yani biz tahribat ediyoruz. Çünkü şu olduğu için bizde diğer memeli hayvanlardan farklı olarak uyum sağlamak yerine biz sistemi kendimize uyduruyoruz. Dolayısıyla hep tahribat var. Tahribatın belirli bir seviyesi olması lazım. O seviye nedir? Doğanın kendine o döngünün içerisinde döndürebileceği nokta. Biz oraları çoktan aştık. İstanbul için baya aştık. Yani zaten mesela şu an bu kadar insanın birlikte yaşaması doğal değil. O yüzden mutlu değiliz hiçbirimiz. Bu kadar çok yabancı. Hani 1 milyon yabancı ile yaşamak başka bir şey, 18 milyon yabancı ile yaşamak başka bir şey. Tam da bu noktada artık bence hani hepimizin böyle cinnet geçirme noktasında yaşadığımız bir şehirde tüm eşikleri aştık. Hakikaten gitmeli miyim? Karabük'te minik bir arsa alıp orada hani Henry Truro gibi Walden böyle kendime kulübe kurup orada böyle. Gitmemelisin. Orayı da mahvetmemelisin. Ben tek gideceğim ya da yani böyle deniz üstünde tek bir yaşam. Bu bir akım biliyorsun ki. Şu an İzmir'de İstanbullu sayısı gitgide artıyor. Bu şu demek. Yani yine farkındaysan artık Beylikdüzü'nü bitirdik. Ataşehir'i bitirdik. Isparta yani Tekirdağ ve hani Adapazarı sınırlarına dayandık. Şehir bitti. Şimdi diğer şehirleri yok etmeye, tahrip etmeye gidiyoruz. Ya o şehrin güzelliği sen orada olmadığın için. Çok üzgünüm ama
Yani bu arada sana bunu söylüyorum. Ben kendim de İzmir'e gitmeyi de düşündüm, düşünüyorum da hala bir yandan. Fakat işte biz gittiğimiz zaman hani sen tek değilsin ki bunu düşünen. Hani bu noktada senin benim gibi bir sürü insan gitmeyi düşünüyor ve biz aslında bir gene ciddi bir hani toplu hareket yapmış oluyoruz. Aynı eş zamanlı olmayabilir ama bir ardıl. Dolayısıyla ne olacak bir müddet sonra biz İzmir'i zaten İzmir'de şu an gayrimenkul projelerine baktığın zaman belki hani inceleme fırsatın olursa bir bak çok kısaca çok ciddi bir artış var ve çoğu İstanbul'dan gelen insanların hani şu an İstanbul'daki projelerin çoğu Arap göçmenler için hani parası olan Arap göçmenler için sermayedarlar için İzmir'de de İstanbullular için yani bunun başka bir çözümü olmalı. O da bence artık nüfusu kontrolü. Yani biraz sınırlarımızı tutmalıyız ve Evet. göçü biraz daha durdurmalıyız.